Ekonomisi gerçekten son derece iyi bir pozisyona gelecek inşallah. İşte alınan kararlar buna yönelik kararlar alınıyor. Mutlaka değişmesi lazım. 2022 yılında e, dolar dünya para bilimleri karşısında Amerika'daki işte faizlerin arttırım sürecine girmesiyle beraber birazcık değer kazanabilir. Bu normal normal e, olarak karşılanıyor. Fakat işte bu omikron yayılması dolayısıyla falan gerçekten beklentilerde yavaş yavaş değişmeye başladı. Üç değil belki iki faiz artışı yapabilir. Ya faiz arttırsan ne olur? Allah'ını seversen. Amerika'daki faizler şu anda sıfırla 0.25. Üç defa arttırsa yüzde bir yapacak ya. Yüzde birlik bir faiz. Ama tabii önemli olan şu. Bütün dünya dolara endeksli bir ekonomi yürüttükleri için dolardaki hareketler kendi para birimlerine etkiliyor normal şartlarda. Bundan etkileniyorlar. Fakat Türkiye 2022 yılında gerçekten uçacak. Bakın ben size söyleyeyim ekonomi. Yabancı yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye başladılar. Japonlar gelmeye başladılar. Elektronik'te biliyorsunuz büyük bir yeni bir karar aldılar. Diğer taraftan geçen sene 14 milyar dolar para girmiş Türkiye'ye. Pandemi döneminde bile. Çok önemli bir gelişme. Ben şunu diyorum. Büyüyen ülkeye sermaye akımı yağar. İnşallah sermaye akımı yağacak Türkiye'ye. Amerika'da Türkiye ile... Bence şu anda ilişkilerini düzeltmek için yeni bir adım attı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladı biliyorsunuz çavuş Amerika Dışişleri ile beraber özel bir mektupta ilişkileri güleştir, gü güçleştirme e, konusundaki hazırlanan bir mektupta ittifak sağladık dedi. Bu da çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'deki doların yükselişi benim gördüğüm kadarıyla enflasyondan fazla olmayacak. Enflasyon ne kadarsa dolar o kadar artar. E, uzun süreden beri Türkiye biliyorsunuz dolardan e, çekmediği kalmıştı gerçekten. Ee, çok büyük bir baskı unsuru haline getirilmişti dolar Türk lirası karşısında. Yıl başında 7.43 TL idi. 18 Aralık'ta 18.75 TL'ye kadar yükseldi. Yani %152 yükseldi. Bu normal bir yükseliş değil. Zira bir ülkenin parasının değerini enflasyon belirler normal şartlarda. Enflasyon ne kadar yükselmişse paranın değerinin o kadar düşmesi lazım ama bu işte gerçekten beklentilerin hepsi kırıldı. Yukarı doğru kırıldı. Niye? Zira o kadar korkunç bir algı, algı operasyonu meydana getirildi ki işte e, Türkiye krize sürükleniyor, enflasyon patlıyor, hükümet bankadaki dövizlere el koyacak, işte sermaye kontrolü getirecek falan diye böyle tamamen spekülatif, insanları paniğe sevk edecek açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Sadece Türkiye'de değil. Yurt dışından kaynak, yurt dışı kaynakta da geldi. Yani uluslararası bankalar, fonlar hepsi bu şekilde Türkiye'ye bir algı operasyonu başlattı. Bizimkiler de tabii aralıklarını buldular. İçeridekiler dışarıdaki yapılan yayınları tercüme edip Türkiye'ye sunmaya başladılar. İnsanlar paniğe sevk edildi tabii normal şartlarda. Dövize yöneldiler. Dövize yönelince kurlar yükseldi. Kurlar yükselince enflasyon haliyle yükseldi. Zira dünyada da enflasyon yükseliyordu biliyorsunuz. Kurların yükselmesi tabii ki e, Merkez Bankası'nın müdahale etmesini gerekli kıldı diyeceğim. Aslında etmesi de daha iyi olurdu. Zira elindeki dövizleri harcamış oldu normal şartlarda. Fakat kurlar sakinleşmedi. Kurlar sakinleşmeyince hükümet artık çok önemli bir karar aldı. Gerçekten çok önemli bir karar aldı. E, kur e, garantili TL mevduat hesabını devreye soktu. Tabii bunun devreye girmesiyle beraber... Birdenbire ortalık e, bambaşka bir beklenti oluştu e, piyasalarda. Zira herkes doların yükseleceğini öngörüyorlardı. Doların e, yükselmesi bir defa durdu. Kur garantili ne demek ne demek yani TL mevduatı. Hükümet diyor ki siz diyor döviz almanıza gerek yok diyor. Dövizden, döviz aldığınız zaman yapıca, elde edeceğiniz kazancı diyor. Ben size e, garanti ediyorum vereceğim dedi. Eğer TL hesabı açarsanız... Hazine ödeyecek bu farkı dedi. Eğer döviz hesabınız varsa dövizi bozdurursanız dedi. Merkez Bankası ödeyecek dedi. Tabii bu yüzden bile büyük bir şey, e, beklenti değişimine, değişimine yol açtı. Normal şartlarda kurlar gevşemeye başladı. E, kurların gevşemeye başlamasıyla beraber tabi birdenbire algı operasyonu bozuldu. Türkiye'deki piyasalar likit yani artık 24 saat işlem yapılabiliyor biliyorsunuz. Bütün dünyanın her tarafına ulaşılabiliyor. Yani bunu yapabilenler doların düşeceğini gördüğü için sattılar. Normal şey. Bunu siz engelleyemezsiniz ki. Adam elinde bilgisayarı var, cebi var, cep telefonu satıyor. Sattı. Bu satanlar da bence uyanık davrandılar aslında, aklını davrandılar. Fakat ert ertesi gün dediler ki mesela kamu bankaları sürekli döviz satıyor dediler. Bu yüzden döviz düşüyor dediler. Alakası yok hiç. Hiç alakası yok. İşte Merkez şey e, Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı. Hiç 5 kuruş satmadık diyor. Tamamen bir algı operasyonu meydana getirmeye çalışıyorlar. Zira neden çok kötü vaziyette yakalandılar. Yani hakikaten tam böyle köprüye geldiler. Hemen tuş olacaklar. İnşallah tuş olacaklar. Bir daha da yerinden sırtları da yerinden kalkmayacak. Ya Türkiye'nin e, ilerlemesini, güçlenmesini istemiyorlar yani. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ne diyordu? E, enflasyon, e, faiz sebep enflasyon sonuçtur diyordu. Ki bunda son derece haklı. Yani bunun haklı olmaması için hiçbir neden yok. İşte diyorlar ki kendisine iktisat kuralları öyle demiyor. Peki ne diyor? Yani yüksek faizle mi ...yaşayın diyor normal şartlarda. Ee, yüksek faiz demek... ...yüksek maliyet demek. Yüksek maliyet demek... ...eğer şirketler yüksek maliyetle... ...bir kaynak elde ederlerse... ...bunu üretimlerine yüksek olarak yansıtacaklar normal şartlarda. Fiyatlar artacak. E, fiyatlar arttığı zaman enflasyon yükselecek. İşte Cumhurbaşkanımızın söylediği... ...burada gerçekleşmiş oluyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda... yepyeni bir dönem başladı. Şimdi önümüzde 3 aylık kritik bir dönem var. Bu 3 aylık kritik dönemde benim gördüğüm kadarıyla inşallah... Bugün de açıklandı işte Merkez Bankası döviz rezervleri 125.6 milyar dolara yükselmiş. Fakat esas perşembe günü yani önümüzdeki perşembe günü açıklanacak rakamlar. Bakın ben size söyleyeyim yani haftalık açıklanıyor rakamlar. Bir hafta sonra perşembe günü e, yerli yani bireysel yerli yatırımcıların döviz mevduat hesapları ne duruma gelmiş? Biz bunu göreceğiz. Şu anda 237 milyar dolar seviyesinde fakat bunlar içinde 90 milyar dolara şirketlere ait, 147 milyar dolarlık bir e, e, bireysel vatandaşlarının döviz hesabı var. Eğer bu ne kadar düştü? Eğer 140 milyar dolara düşerse e, 7 milyar dolarlık bir mevduat TL'ye çevrilmiş olacak. Merkez bankasının rezervleri de artacak normal şartlarda. Bu çok akıllı bir sistem. Bakın ben size söylüyorum gerçekten hem insanları sakinleştirdi. Hem piyasadaki bu dövize yükselişi kesti. Tam tersi bir hava oluştu. Diğer taraftan enflasyonu önledi. Bu kurlardaki artış önümüzdeki 3 ay sonunda tam kendisine belli edecek. Bakın Türkiye'ye... Evvela terörle terbiye etmeye çalıştılar biliyorsunuz 20 seneden bir 40 seneden beri e, Türkiye'yi terör belasına bulaştırdılar 300 milyar dolarımız gitti ya yazık günah o kadar binler 30 bin tane insan hayatını kaybetti fakat terörden sonra şu anda da dolar terörü başladı yani ekonomik terör başladı bakın e, 17 yim e, şey, e, e, gezi parkı olayları olmadan önce Türkiye'de faizler yüzde buçuk seviyesine kadar düşmüştü. Enflasyon %7'lere gelmişti. Ama Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen güçler otomatik olarak bize bunu empoze ettiler. Ee, Türkiye'yi bozdular, rahatsız ettiler işte. Ee, fakat Türkiye gerçekten çok sağlam bir ülke. Türkiye'de borçluluk oranı son derece düşük, bankalar son derece sağlam. Bu yüzden e, e, bütün darbelere karşı direndi. İşte Trump'ın biliyorsunuz ekonomik yaptırım kararına rağmen... Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşanmadı. Bakın ben size söyleyeyim. Bu çok önemli bir gelişme. Yani kriz demek ne demek? Yani üretimin durması, insanların sokaklara dökülmesi tamam mı? Yani iflasların başlaması demek. Kriz böyle olur. Başka türlü kriz olmaz. Türkiye doğru yolda ilerlemeye başladı. Bugüne kadar hep bizi yanlış yönde sevk ettiler. Uluslararası bankalar, fonlar, yatırım bankaları hepsi Merkez Bankası'nı etkilediler. Merkez Bankası'nın aslında piyasaların önünde olması lazım. Normal şartlarda. Yani Merkez Bankası Türkiye'nin en büyük para istikrarını belirleyici olan kurum. Şimdi o ne derse herkesin onunla peşinden gelmesi lazım değil mi? Hayır öyle olmuyordu bugüne kadar. Bugüne kadar diyorum. Niye? Uluslararası fonlar bir açıklama yapıyor. Merkez Bankası ona uygun karar alıyor. Öyle şey mi olur ya Allah'ın seversen yani. Saçma sapan şeyler. Niye bize karışıyorsun? Karıştırmamak lazım. Ama işte biz kendimizi bu şekilde bir geri planda tutarsanız siz... Karşı taraf baskılı olur tam normal şartlarda. O zaman Merkez Bankası geride kaldığı için onların dediği oluyordu. Onlar da ne istiyorlardı? Dikkat edin. E, i̇thalata dayalı bir büyümeye Türkiye'yi soktular. IMF'nin işte gelmesiyle beraber Türkiye gerçekten çok büyük bir sıkıntılı döneme girdi. İthalata dayalı büyüme ne demek? Kur faiz yüksek, kurlar düşük. Kurlar düşük olunca oh ne hale memleket. Bütün ithal mallar ee, hara haragüre hara göre satılıyor. İthal cenneti oluyor Türkiye. Ama cari açımız artıyor. Cari açımız arttığı zaman da en ufak bir olumsuzluk halinde hemen kurlar yükseliyor. Kurlar yükseldiği zaman ne oluyor? Merkez Bankası e, faiz attırmam lazım. Başka türlü kurları düşüremem diye bir beklenti içerisine girdi. Ama bu beklenti bugün değişti. Mum gibi eridi. Zira e, Türkiye'nin gerçekten e, göstergelere bakarak ben bunu söyledim. Zira Türkiye'nin bugünkü durumu yani 18.75'e çıktığı zamanki durumu da aynı şekilde farklı farklı değil. E, son derece sağlam ekonomik göstergeler. Baksanıza reel sektör güven endeksi 106 seviyesinde. Kapasite kullanım oranı 78.7'ye yükselmiş vaziyette. E, cari açık 3.1 milyar dolar fazla vermiş Ekim ayında. Hazine'nin Kasım ayında 30.2 milyar lira fazla vermiş. Bütçe 11 ayda 11 ayda 42 milyar lira açık vermiş ya. 245 milyar liralık bir açık öngörülmüştü bütçede biliyorsunuz. Bütçe son derece sağlam. Merkez Bankası'nın rezervleri 125 milyar dolara ulaşmış. Bankalarda şirketlerimizin 90 milyar dolara var. Ya böyle bir olan böyle bir durumda olan ülke Allah'ını seversen yani Türk lirası neden değer kaybetsin ya? Tamamen balondu yani. Bakın ben size söyleyeyim. Tamamen spekülatif hareketler. Ben de bu yüzden balon sönecek dedim. Ama benden alay ettiler. Paraşütsüz düşecek dedim. Yine alay ettiler. Ama sonunda haklı çıktı dediler. Yani ben tabii doların değer kaybetmesinden değil, Türk lirasının değer kazanmasından son derece mutluyum. Bir Türk vatandaşı olarak. Bu adamlar gerçekten çok büyük bir, e, yani diyeceğim ki dilimde varmıyor söyleme aslında. Yani e, ekonomik hainlik yani. Vallahi anı ya. Türk parasını sat git dolar al diyor ya. Ya eski Merkez Bankası Başkanı ya. Ayıp ya vallahi billahi. Yani adam Merkez Bankası başkanı, Başkanlığı yapmış bir adam. Türk parasını korumak için, istikrarını korumak için kararlar almış bir adam. Böyle bir şey söyler mi Allah'ını seversen ya? Çok ayıp. Yani dolar al diyor. Niye al diyor? Türk basit değer kaybetsin. Niye Türk basit değer kaybetsin? Türk basit değer kaybetsin ki enflasyon yükselsin. Enflasyon yükselince ne olacak? Halk bunalacak, isyan edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da uyguladığı politika sonuç vermemiş olacak. Seçimlerde de mağlup olacak. Ya ab, bu kadar yani abuk subuk bir giriş giriş e, gerekçe olur mu Allah'ını seversen ya. Sadece Merkez Bankası Başkan değil ki bir sürü Adana Milletvekili var ondan sonra bir sürü yazar evet. yazar çizer takım var. Bunlar dolar 30 lira olacak dedi, 35 olacak dedi. Bunlar yanlış yaptılar. BDDK suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu ne demek? Bunlar diyor bu yaptıkları işlemlerle diyor suç işlediler diyor savcılar. Bunları yargılayın diyor, cezasını verin diyor. İnşallah verecekler. Ahmet Hakan'ın konuk olmuştum. Özgür Demirtaş Hoca'yı da çağırmıştı. Aslında Özgür Demirtaş Hoca benim TRT'de yaptığım programda benim konuğum olmuştu. Ondan, oradan tanışıyorum kendisiyle. Ondan sonra e, tabii ben o zamanki hareketler dolar 3.60-3.70 TL'ye kadar çıkmıştı o zaman. Ben spekülatif hareket olarak değerlendirmiştim o zaman. Dedim ki ya Merkez Bankası buna müdahale etse dedim. Mesela şak diye 10 milyar dolar satsa dedim. Piyasa ne oldu der dedim. Bir 10 milyar dolar daha satar dedim. Sırtı yere gelirdi. Bir on milyar olmasına biter dedim olay. Tabii bu benim tamamen bir abartıydı. Yani ne kadar kararlı olduğunu göstermesi açısından Merkez Bankası'nın müdahalede böyle bir rakam verdim ben. Tabii bu benim beni söylediklerine Özgür Demirtaş'a sordu. O ağzını büzdüm. Olmaz dedi. Bilmem ne düşündüm. Ondan sonra da e, Nisan'da e, bu sene Nisan diyor ki Mer ne? Merkez Bankası Necmettin Batur dinlemiş filan dedi ondan sonra. <laughs> Ama şimdilik baksana her şeyi, şeyi kapattı. O da dolar yükselecek diyordu. Ekonomi krize girecek diyordu. Bilmem ne olacak şu olacak bu olacak diyordu. E, şimdi diyor ki sokak köpeklerini koruyalım diye tweet atmaya başladı filan ondan sonra. yani Bıraktı işte mı? terk etti. <laughs> Tabii o benim gördüğüm kadarıyla son derece efendi beyefendi bir adam yani aklı başında. İnsanları dolara bağımlı hale getiriyorlar tamam mı? E, dolara bağımlı 28 milyon otomobili varmış ya. 10 milyon insan ev sahibi. 10 seneden beri sen eğer zarar edersen ikinci sene kapatman lazım.